Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Ebedi Diyar ile Sezonluk Diyar arasındaki farklardan sizlere bahsedeceğim. Bir de yeni sezon gelince işte karakteri yeniden mi açmalıyız? Yeni sezon gelince ne olacak? Ondan bahsedeceğim. Ekstradan bir de bölge ilerlemesinden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bu video önemli bir, ya önemli demeyeyim de herkesin sorduğu bir video, herkesin kafasını karıştıran bir video. Ondan dolayı izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi dün bir tane abimiz, kardeşimiz, ne bileyim artık yaşını bilmiyorum, Ünal diye birisi şey sormuş. Abi Ebedi Diyar'da neler yapılır? Ne gibi durumlar ve eşya yükseltmeleri, harita durumu, canavarlar, etkinlikler, bunlardan bahseder misin? Tekrar çar kasmak isteyenler için ve şu anki karakterim tamamen ebediye mi geçecek? Bu bilgileri adam gibi internette Türkçe olarak anlatan biri yok diyor. Şimdi burada sizlere bu soruyu tamamen anlatacağım. Hani şöyle diyeyim. Ebedi Diyar'da her şey aynı arkadaşlar. Etkinlikler aynı, durumlar aynı, İşte bosslar aynı, her şey aynı. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Helltide aynı, ne bileyim diğer bosslar aynı, her şey aynı. Değişen hiçbir şey yok. Değişen şeyi sizlere sezonlu karakteri geçince göstereceğim. Şu anda ben Ebedi Diyar'daki karakterimdeyim. Farkındaysanız şurada robotun şeyi yok. Yuvası yok, yeri yok. Tamam mı? İşte ondan sonra burada hol yok. Burada, şurada bir yerde hol vardı arkadaşlar. Tam şurada olması lazım. Ya da şurada, bilmiyorum. Burada bir yerde hol vardı. Ne bileyim haritada işte sarsıntı etkinlikleri diye bir şey yok farkındaysanız. Yani bunlar Ebedi Diyar'da yok. Niye? Çünkü o gelenler sezonluk diyar için özel olarak sezon 3 için geldiler. 3 için geldiler. Öyle diyeyim. O yüzden Ebedi Diyar'da onlar yok. Ama geri kalan her şey aynı arkadaşlar. Artı basma malzemeniz, yükseltmeniz, bosslardan düşen itemler, bossların istedikleri malzeme, her şey aynı. Hiçbir değişiklik yok. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim. Hemen sezonluk karakterimize geçelim. Farkı sizlere de göstereyim. Siz de daha iyi anlamış olun. Başka eşya yüzümüzde her şeyi cevapladık. Ünal'ın sorduğu soruyu tamamen cevapladık. Şimdi sezonlu karaktere geçiyorum. Bu arada iyisinizdir inşallah. İyi olun, iyi. Güçlü dizilim eşsiz öğeler. 3. Dünya. Hatta yazıyı okuyordum, yanlış anlamayın. Kafa yemedim. Belki yavruyor, yemedik. İyiyiz, iyiyiz arkadaşlar, iyiyiz. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Reis, kendine gel. Neyse. Ne anlatıyorduk? Ha, sezonluğa geçtik arkadaşlar şimdi. Hop, envanterimi açtım. Burada ne var? Robot var. Sezonlu karakterde. Bak gördüğünüz gibi yanımda robot da var. Şimdi çoğu arkadaş şey soruyor. Abi ben karakter açtım, yanımda robot yok. Arkadaşlar sezonluk karakter açmanız lazım. Bu robotun olması için. Ebedi Diyar'daki karakteri açarsanız olmaz. Tamam. Bir, robotumuz var. İki, burada hol var. Hol burada. Üç, gizemli sarsıntılar. İşte sezon 3 için gelen sezon etkinliklerine dair her şey burada mevcut. Geri kalan her şey aynı arkadaşlar. Tek fark bu. Sezon 3 ile, özür dilerim, sezonla Ebedi Diyar arasındaki fark bu. Detaylı güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Tek fark bu. Şimdi gelelim ikinci soruya. Ben ne sorduydum? Ha. Şimdi karakterim işte Ebedi Diyar'a geçecek. Yeni sezon gelince karakterim Ebedi Diyar'a geçecek, ne olacak? Sizin şu robot hariç, ondan sonra bu işte hollür, buradaki etkinlikler hariç Geri kalan tüm itemleriniz, buradaki malzemeleriniz, buradaki işte aspektleriniz hepsi Ebedi Diyar'a geçiyor arkadaşlar. Sizle Ebedi Diyar'a gelmeyen sadece bu robot. Geri kalan her şey Ebedi Diyar'a geçiyor. Tamam. Bir de yeni sezon gelince yeni sezonda mecbur karakter yapmanız gerekiyor. Adam beni tribe soktu. Yani o yüzden yeni karakter açmanız gerekiyor arkadaşlar ve sıfırdan başlayacaksınız. En önemlisine geliyorum, bölge ilerlemesi. Çoğu kişi şey diyor. Abi bu bölge ilerlemesini bir kere bitirdim. Yeni sezonda tekrar yapacak mıyım? Hayır, yapmayacaksınız arkadaşlar. Yeni sezon, ya şöyle diyeyim, şu bölge ilerlemesini bir defa yapın. Ondan sonra 100 sezon geçsin, yapmanıza gerek yok. Burada hepsinin altı tikli. Bak benim yukarılar kilitli, gördünüz mü? Bak kilitli. Ama aşağıdakiler tikli. Niye? Çünkü ben bir defa yaptım, bir kere almışım. Bundan sonraki süreçte siz bu bölge ilerlemesini yapsanız size 60.000 gold ile XP verecek. Başka bir şey vermeyecek. O yüzden yapmanıza gerek yok. Ben de zaten mesela kaleleri yapmamışım. Niye? Çünkü gerek yok arkadaşlar. Boşuna yapmama gerek yok. Bana ancak o kaleler X verir. Başka bir şey vermez. Ve Lilith'leri de bir daha toplamanıza gerek yok. Hepsi toplanmış bir şekilde haritanızda gözükür. Yeni açtığınız karakterde de. O yüzden şu bölge ilerlemesi oyunun en önemli şeyi. Onu söyleyeyim. Bölge ilerlemesini yapmadıysanız kesin yapın arkadaşlar. Karakterinizin hasar, can, ondan sonra işte her şeyde artı sağlıyor. İksir kapasitenizi bile 4 iksiriniz varken işte kaç geliyor? 1, 2, 3, 5 iksir daha geliyor. 9 iksir oluyor. Anladınız mı? O yüzden çok önemli. Bölge ilerlemesini yapın. Videomuz bu kadardı. Anlattım. Detaylı bir şekilde anlattım. Ünal'ın sorunusunu cevapladım. Yani videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Neyse. Neyse. Arkadaşlar bu arada Diablo hakkında hani her şey, sorunuz, düşünceniz, yorumlarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.